Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Evet, iş dünyasının mihenk taşı olan kritik toplantılara Odorama öncülüğünde artık en sevdiğimiz mekanlarda bile yapabiliyoruz. Türkiye'de bu anlamda bir ilki yaratan proje şimdi karşınızda. Emre Bey, öncelikle sizleri tanıyalım. İş hayatında 30. yılıma geldim. 24 yılı yaklaşık bunun Türkiye'nin önde gelen bankalarında CRM, müşteri deneyimi, kanal yönetimi gibi ekiplerin kurulması ve yönetimiyle geçti. Ardından 5 yıl Amerika kökenli bir şirketin, bir yapay zeka optimizasyon şirketinin Türkiye Genel Müdürlüğünü yürüttüm. Şimdi böyle bankacılık finans deyince ama hiçbir zaman geleneksel bir bankacı olmadım. Hep verinin, müşterinin, dijitalleşmenin olduğu noktalarda görev aldım. 1999 yılında Türkiye'nin ilk internet bankacılığı projelerinden birinin proje lideri olarak dijitalle tanıştım. Ve o noktada bir tutkum oluştu ve bugün de aynı, hatta daha büyük bir heyecanla devam ediyorum. Harikasınız. Tam da onu söyleyecektim. Yani bu dijital kısmın başladığı çağ aslında 1999 ve 2000 dönemlerinde olduğu için sizin buna ayak basmanız da aslında şu an yapmış olduğunuz çalışmalara ve bizim gördüğümüz özellikle yapay zeka yeniliklerine sizin 1-0 aslında bir önde başlamanıza sebebiyet vermiş gibi görünüyor. Peki bu sektöre nasıl dahil oldunuz? Nasıl gelişti aslında? Ya aslında şöyle, her şeyden önce belki Odorama ne iş yapıyor? Onu söylediğimde biraz daha net olacak sizin için. Airbnb'nin toplantı odası, etkinlik mekanı ve ofis kiralama versiyonu. Kurumsal odaklı bu işi yapıyoruz. Hikayesi de biraz bizim aslında iş hayatımızla paralel gidiyor. Ben ve benimle birlikte bu ekibi kuran, burada görev alan arkadaşlarım hep kurumsaldan geldik. Ve orada gördüğümüz bir şey vardı. Biz hep aynı yerlerde toplanıyoruz. Artık toplantılar rutinleşiyor. Çıktılar daha kısıtlı oluyor. Bize göre yüksek, bazen karşı tarafa göre çok makul olan bir bütçeyle ilerliyoruz. Ve bunu kendi içeride ekiplerimizle yönetmeye kalktığımızda da inanılmaz büyük bir efor gerektiriyor. Biz aslında bu noktaya odaklandık ve 2023 yılında bu konuya bir çözüm sunabilmek için hayata geçirdik. Genel hikayesi bu. İş modeli olarak baktığınızda aslında kendi odaları yok. Yani bizim mülkiyetimizde olan bir oda yok. Ama çok zengin bir iş ortağı ağımız var. Oteller, restoranlar, ortak çalışma alanları, müzeler, sergi alanları. Biz müşterilerimizle bu zengin çeşitliliği uygun bütçelerle kolay ve hızlı bir deneyimle buluşturuyoruz. Aslında yola çıkaran, hikayesini yaratan ana fikir arkasında tamamen bu oldu. Harika özetlediniz. Şimdi gayet de moda oldu aslında bu tarz şeyler. Yani kiralama noktasında dediğiniz gibi bu sistem aslında genelde evlerde gördüğümüz bir sistem. Şimdi kurumsal hayata aslında galiba kapılarını açmış durumda. Çok da büyük kolaylık gibi görünüyor. Detaylarını hala merak ediyorum. Çok güzel anlattınız ama şimdi bakıldığı zaman aslında izleyicilerimizin de bence kafasında şöyle bir soru işareti oluşmuştur. Nasıl yani? Gündelik aslında bir ofiste mi bulunacağız veya dediğiniz gibi otel olabilir, müze olabilir. Ortamlara bakıldığı zaman çok güzel. Ben şöyle bir hayal ediyorum. Bir toplantıyı bir müzede yapsam herhalde çok zevk alırdım. Çok da mutlu hissederdim. Evet. Ama bakıldığı zaman bazı kurumsal aslında zihniyetlerin veya yıllardır kurumsal çalışmış kişilerin o sistematiği vardır, siz de bilirsiniz. Biraz sanki bu değişim onları korkutabilir gibime geliyor. Peki sizce bu sistem nasıl bir yol izleyecek? Nasıl devam edecek kurumsal sektörde özellikle? Biz yola çıktıktan sonra dediğim gibi kendi deneyimimiz ve gözlemlerimizle yola çıkmıştık. Ama müşterilerimizle görüştüğümüzde onların da bizle aynı hisleri paylaştığını gördük. Yani herkes bize, ya hep aynı yerlerdeyiz. Farklı bir şeyler yapmak istiyoruz ama bu farklı şey ne olabilir? Ya da örneğin bir temamız var ama bu temaya en uygun mekan neresi olabilir, bunu bilemiyoruz. İstanbul ya da Türkiye bu konuda çok zengin. Yeni yerler açılıyor. Buraları takip edemiyoruz. Bazen bir hafta sonu yemeğe gidiyoruz. Orada biz buraya daha önce neden gelmemiştik diyoruz kurumla birlikte. Feedback'ini verdiler ve burada anladık ki evet, gerçekten aslında sektörde bir değişim var. Ve insanlar artık ev ya da ofis dışında bu üçüncü mekan dediğimiz dışarıda yaptıkları, evet, etkinlikler ve çalışmaları daha farklı yerlerde ve daha keyifle yapmak istiyorlar. Çünkü
bulunduğunuz fiziksel mekan aslında her şeyi değiştirebiliyor. Yani şöyle düşünün, 25 yıl çalışan biri toplam yaklaşık 14 bin saat gibi bir süresini bu 25 yıl içerisinde toplantıda geçiriyor. Burada yapacağınız küçük bir iyileştirme aslında hem o kişinin kendi kariyeri hem de o şirketin verimliliği anlamında inanılmaz büyük bir katma değer. Ve bu toplantının da en önemli etkenlerinden biri mekan. Bazen çok stresli bir toplantıyı çok pozitif bir mekanda, çok yüksek bir çıktıyla yapabiliyorsunuz. Bazen de her şeyin harika olduğunu düşündüğünüz bir toplantı var ortada. Ama gittiğinizde mekanda ya da oradaki hizmette, serviste aksayan bazı şeyler o toplantıyı sizin için aslında bir çıkmaza götürebiliyor. Biz aslında bu role soyunduk. Bu dünyada olan ama Türkiye için yeni bir model. O yüzden iş dünyası da buna bence hazır. Bugüne kadar kimle de görüştüysek çok pozitif geri bildirimler aldık. O yüzden bence çok hızlı bir değişim var ve iş dünyamız da bunu yakından da takip ediyor. Peki diyelim bir otelde veya müzede çok ciddi, aslında krizli bir toplantı geçiriyoruz. Bunun etkisi nasıl oluyor? Ben aslında o ortamı merak ediyorum. Nasıl bir ortam gözlemliyorsunuz? Yani şöyle, bir toplantıyı neden yaparız? Her şeyden önce bir ana konu bu. Evet, toplanıyoruz ama neden toplanıyoruz? Bir, motivasyon amaçlı yaptığımız toplantılar var ekiplerimizle birlikte. Vizyonumuzu paylaşıyoruz, gideceğimiz yönü gösteriyoruz. Hı hı. Müşterilerimizle yaptığımız toplantılar var. Onları etkilemek istiyoruz. Ya da onlarla bir pazarlık yapıyoruz. Oturup belli bir konuda aynı noktada buluşmaya çalışıyoruz. Ve düşünün, yani bunu yaparken örneğin tamamen kapalı, hiç dışarıyı görmeyen bir yerde de yapabilirsiniz. Boğaz kenarında yemek yiyerek lezzetli bir şekilde de yapabilirsiniz. Evet. Ya da o toplantının en başına bir konuşmacıyı davet ederek o konu konuşmacı üzerinden aslında herkesin rahatlamasını ve ardından konuya geçiş sağlayabilirsiniz. Biz sadece mekan olarak da yaklaşmıyoruz bu arada. Bizim amacımız toplantıyla ilgili bir ekosistem yaratmak. Hı hı. Yani bizim burada belli paydaşlarımız var. Evet, müşterilerimiz bir paydaşımız. Diğer paydaşımız da mekanlar ve iş ortaklarımız. Bir, evet, mekanlarımız var. Onlar doğru müşterileri kendilerine çekmek istiyorlar. Bu iş için çok büyük pazarlama, dijital bütçeler harcamak istemiyorlar. Onlar için bir dijital kanal oluyoruz. Bir de aslında katma değerli hizmet sunan iş ortaklarımız var. Örneğin bir konuk konuşmacı, bir canlı performans ya da bir kurumsal eğitim, kurumsal oyun. Sadece mekan değil, bunları da aslında organize edebiliyorsunuz. Bizim burada önerdiğimiz şey şu: siz toplantınızın içeriğine ve sunumunuza odaklanın. Geri kalan o toplantıyla ilgili olması gereken şeyleri biz ayarlayalım. Çünkü hep şey vardır, bize brief hep şöyle gelir: farklı bir şey yapmak istiyorum. Biz farklı bir şey ne olabilir? O dönem toplantı konusundaki trendler neler? En yeni mekanlar neler? Ve sizin yapmak istediğiniz toplantı amacına ve katılımcılarınıza göre en doğru yerler nereler? Bunları size sağlayabiliyoruz. Aslında en sıkıcı konunun, gündemin bile en renkli halini bu şekilde, bu sistemle de görebiliyoruz. Şimdi yurt dışında bunun zaten çok fazla olduğunu belirtmiştiniz. Global anlamda bunu gördüğümüzü, ama ülkemizde yeni yeni aslında adımlarının atılmaya başlandığını. Biraz kıyas yapacak olursak aslında neden sizce biz geç kaldık buna? Yani şimdi aslında burada sektör bazlı çok farklılıklar var. Yani işte dediğim gibi ben bankacılık sektöründen geliyorum. Evet. Banka ve telko sektöründe Türkiye daima yurt dışında örnek alınacak bazı hikayeler yaratmıştır. Buradan bilgi transferi, know-how transferi yaparız. Yurt dışında tabii şimdi burada şey de önemli. Bugüne kadar giden bir sistem var. Giden sistemi değiştirmek çok kolay değil. Yani çünkü gidiyorsunuz, evet, oralarda mekanlarla anlaşmalar yapıyorsunuz. Onların sistemleriyle entegre oluyorsunuz. Ve arada hiçbir aracı olmadan müşterilerin mekanlarla direkt kendi bir şekilde bu toplantıyı organize etmesini sağlıyorsunuz. Yani daha önce denenmiş ülkemizde de birkaç kere. Ama ne yazık ki biraz orada konsept anlamında ya çok dar kalmış ya çok geniş tutularak aslında sonuca gitmeyen bir noktaya gelmiş. Biz daha odaklı, daha bu konuda ne yöne gitmemizi bilen, bazen de dönemin etkisi de büyük. Şimdi Covid geçirdik, hani Covid her şeyi tetikledi. Yani günün sonunda İnsanlar eskiden ofisten çıkmıyorlardı. Şimdi bir çalışanı ofise gel demek bazen istifa nedeni bile olabiliyor. Zemin değişti çünkü. Evet, yani zaman olarak da aslında çok doğru bir zaman. Ülkemizde de bence biraz hani o gelişmesi gereken kas bizle beraber başlayacak. Ve eminim bizim gibi pek çok firma daha oluşacak. Bu sektöre yönelen ve burada
insanlara hizmet sunar. Şimdi iş ortaklarınızdan da bahsetmiştiniz. Evet. Biraz onlara değinelim mi? Hangi sektörlerle aslında bu anlamda çalışıyorsunuz ve paydaşlarınız kimler? Biz bir ekosistemden bahsediyoruz. Yani yaptığımız şey bir olmanın, birlikte olmanın gücünü avantaja çevirmek. Bu bir ekosistem bizim için. Buradaki ekosistemdeki paydaşlarımızdan en önemlilerinden biri tabii ki müşterilerimiz. Yani çok farklı sektörlerden müşterilerimiz var. Sektör bağımsız bir iş yapıyoruz. Belki çok büyük holding, belki bir STK, belki de küçük bir KOBİ. Herkesin evet. toplanmaya ihtiyacı var. Sektör bağımsız bir iş yapıyoruz. Ama özellikle belli sektörler, işte ne bileyim bankacılık, sigorta, IT, kozmetik, ilaç, bunlar daha yoğun toplantı yapıyor. Onlarla daha yoğun ilerleyebiliyoruz. Burada paydaşlarımızdan ilki olan müşterilerimize sağladığımız bazı avantajlar var. Yani bu avantajlar nedir? Bir, biz çok çeşitli yelpazede, zengin yelpazede bir seçenekle müşterilerimize gidiyoruz. Sadece oteller değil, oteller, restoranlar, müzeler, sergi alanları, toplanılabilen her yer. Hatta yakın bir tarihte, örneğin bir eviniz var, işte Boğaz manzaralı, onu bir toplantı odasına çevirip bizim üzerimizden kiralayabileceksiniz. Ya da bir şirketseniz, bir kiraladığınız alan var, büyük bir toplantı odanız var ama genelde boş. Yani amacımız çok çeşitli alternatifleri müşterilerimizle buluşturmak. İkincisi, sağladığımız diğer bir avantaj bizim buradaki müşteri paydaşımıza maliyet avantajı. Biz artık onları aldığımız tekliflerde onların bireysel alacakları tekliften çok daha makul bir noktada bir teklif alabiliyoruz. Ve bunu üstelik müşteri için sıfır komisyon stratejisiyle yapıyoruz. Yani müşteri bize herhangi bir komisyon ödemiyor. Biz tamamen iş ortaklarımızdan aldığımız komisyonlarla bu iş modelini devam ettiriyoruz. O yüzden maliyet avantajı ikinci önemli şey. Onun yanı sıra sağladığımız diğer bir avantaj, deneyim danışmanlığı yapıyoruz. Toplantı dünyasındaki son trendler neler? O toplantınızı farklılaştırabilmek için, daha yüksek çıktığı, daha pozitif bir ortam için ne yapabilirsiniz? Bunu sağlıyoruz. Ardından şeffaf bir raporlama yapımız var. Hani siz bir firma olarak hangi bölümlerinizde kimler ne toplantılar yaptı? Toplam ne kadar ödedi? Kişi başı ne ödedi? Hatta sonrasında da ankette memnuniyeti ne oldu? Aslında bunu görebiliyorsunuz. Bu da diğer önemli noktalardan biri. Örneğin paydaşlarımızdan müşteri tarafında. Diğer tarafta paydaşlarımızda iş ortaklarımız var. Ama iş ortaklarımız sadece mekanlar değil. Kimler var burada? Bir mekanlar var, bir de katma değer sağlayan servis sunanlar var. Mekanlar hep hedeflediği bir müşteri kitlesi var. Kurumsal müşteri kendine çekmeye çalışıyor. Ama bu çok maliyetli ve meşakkatli bir yol. Çünkü dijitalde reklam vereceksiniz, takip edeceksiniz. Biz onlar için dijital bir kanal olarak bunu sunuyoruz. Sadece onlar o oda müsait dediğinde ve onların belirlediği fiyattan müşteri kabul ediyorlar. Bu onlar için çok çok büyük bir avantaj ve en azından bizim ona yönlendirdiğimiz müşteri de tamamen hedefledikleri müşteri kitlesi. Diğer yanda mekanların yanı sıra bir de katma değerli servis sağlayan iş ortaklarımız var. Kimler bunlar? Akademiler, yoga kulüpleri, atölyeler, belki canlı performans yapan bir sanatçı ya da bir DJ. Onlar da bu ekosistemin bir parçası. Çünkü onlar da toplantının bir parçası. Çok paydaşlı bir yapıdan, bir ekosistemden bahsediyoruz. Ve burada da bir olmanın, birlikte olmanın gücüne inanıyoruz. Evet, aslında iş dünyasındaki en çok ihtiyaç duyduğumuz şey toplantı. Toplantılar bitmez, siz de biliyorsunuz. Bugün zaten ana konumuz birazcık da bu oldu ama özellikle ofis kiralama noktasında da aslında çalışmalarınız evet. bulunuyor. Bir ofise ihtiyaç illaki duyuyoruz. İşin kurumsal tarafı da var, siz de biliyorsunuz. Peki bu süreç nasıl ilerliyor? Şimdi Eylül Hanım, Covid geçti ama Covid'le beraber kalıcı olan şey uzaktan çalışma kültürü oldu. Öyle ya da böyle artık hani bir yandan işverenler evde çalışmanın verimiyle ilgili endişelere sahip ama çalışanlar da ofise gitmek istemiyor evet. ve çoğu yerde de ayrılık nedeni dahi olabiliyor. Bu noktada biz şunu öneriyoruz, diyoruz ki bu kadar büyük bir ofise ihtiyacınız var mı? Yani haftanın belli günleri ekibinizle beraber toplanabileceğiniz, örneğin pazartesi, çarşamba, cuma, yarım gün belki toplanıp birlikte çalışabileceğiniz ama sonra evden ya da uzaktan devam edebileceğiniz bir model size nasıl gözüküyor? Bir hibrit çalışma modeli. Bunu kullanan mesela müşterilerimizden duyduğumuz kira maliyetlerini 1/4'e indirebildikleri oldu. Yani günün sonunda boş bir ofise kira ödemektense evet. belki de gerçekten ihtiyaç olacağı kadar ihtiyaç olduğu günlerde kiralama modeli oldukça revaçta. Peki son olarak neler söylemek istersiniz? Yani son olarak söylemek istediğim şey web sitemize gelsinler müşterilerimiz, izleyicilerimiz. Burada
ihtiyaçlarını uygun şekilde iş ortaklarımızı filtrelesinler, birbirleriyle kıyaslasınlar, müşteri yorumlarına baksınlar ve rezervasyonlarını 4 klikte halletsinler. Normalde farklı yerlerden teklif al, işte Google'da araştır, bir araya getir, aynı formatta topla, kıyaslamaya çalış, günlerce sürecek bir eforu biz 4 klikte çözmeyi vaat ediyoruz. Mutlaka deneyimlemelerini ben tüm izleyicilerimize şiddetle tavsiye ediyorum. Evet sevgili Lifestyle izleyicileri, bir sohbetin, bir röportajın daha sonuna geldik. Fakat tabii ki burada noktalamıyoruz. Yayınlarımız devam edecek, o yüzden ekran başında kalın. Evet değerli seyircilerimiz, bu hafta da bizimle olduğunuz için teşekkür ederim. Yine keyifli ve bilgilendirici bir Lifestyle programını beraber tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün konuklarımızla yaptığımız değerli sohbetler, sektörleri hakkında derinlemesine analizler ve paylaşılan deneyimler sayesinde bir kez daha iş dünyasının zenginliklerini keşfettik. İşte bu yüzden siz değerli seyircilerimizin desteğiyle her hafta daha da büyüyor ve gelişiyoruz. Gelecek hafta yine aynı enerji ve heyecanla bir araya gelmek üzere. Hoşça kalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.